kulluğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Kütahya'ya geliyor. Bir dizi açılış ve temel atma törenlerine katılacak olan Erbaş, Cuma günü Ulu Camii'nde hutbe verecek, vatandaşlarla bir araya gelecek. Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Kütahya programı ile ilgili açıklamalarda bulunan il müftüsü Hüseyin Hazırlar, Erbaş'a kalabalık bir heyetin eşlik edeceğini söyledi. Sayın Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve atandıktan sonra Kütahya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret bu. Kalabalık bir heyetle geliyorlar. Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı, yine Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ramazan Mustu. Yine kendisi de bir Kütahyalı olan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz Kadir Dirç Bey ile birlikte geniş bir heyetle beraber inşallah ilimizi ziyaret edecekler. Erbaş, İl Müftülüğü Hizmet Binası'nın temelini atma törenine katılacak, daha sonra yapımı tamamlanan Diyanet Eğitim Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirecek. Sayın Başkanımız burada inşallah İl Müftülüğümüzün temel atma törenini gerçekleştirecekler. Diyanet İşleri Başkanımız sadece bu temel atma töreni olmayacak. Aynı zamanda yapımı tamamlanan ve ilimize de bir değer katan eğitim merkezimizin açılışını gerçekleştirecekler. Diyanet Eğitim Merkezi. Yatılı bir Kur'an kursumuz var. Hasna Köksal Hayma Hatun Kur'an kursumuz. Sporkent mevkiinde açılışını gerçekleştireceğimiz bir Kur'an kursumuz var. Yatılı Kur'an kursu. Hamdolsun göreve başladıktan sonra 3 tane yatılı Kur'an kursunu hizmete almıştık. İşte bunların kurdelasının ortak kesimini Sporkent'teki hafızlık yatılı Kur'an kursunda gerçekleştirmiş olacağız. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ulu Camii'nde Cuma hutbesi verecek. En önemlisi Cuma günü Sayın Başkanımız Kütahya ile buluşacak ve Ulu Camii'de, o tarihi camide, kadim camide hutbe irad edecekler. Ben buradan bütün vatandaşlarımızın, Sayın Başkanımızın hutbe irad edeceği, namaz kıldıracağı o Cuma neşesine davet ediyorum inşallah. Dumlupınar Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi bina açılışını gerçekleştirecek Erbaş, ayrıca 20 farklı üniversiteden çok sayıda akademisyenin yer alacağı İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın ikinci toplantısına da katılacak. Tabii çok yoğun bir program. Bu programda ayrıca Sayın Başkanımız Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin de açılışını gerçekleştirecekler. Sayın Başkanımız İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın ikinci toplantısına katılmış olacak. Orada bir açılış konferansı gerçekleştirecek. Bu İlahiyat Akreditasyon Ajansı'nın toplantısına 20 farklı üniversiteden akademisyenlerin katılacağı bir program olacak.